21. yüzyıldayız. 21. yüzyıl. Hangi gerekçeyle siz darbe yapıyorsunuz? Eğer bir sorun varsa parlamenter rejim içinde biz bu sorunu çözmeye hazırız. Demokrasiyi askıya alacağız. Niçin? Hangi gerekçeyle? Buna açık ve net karşı çıktık arkadaşlar. Demokrasi görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun hepimizin ortak paydası olmak zorundadır. Biz cumhuriyeti acıyla kurduk, kanla kurduk, gözyaşıyla kurduk. Cumhuriyet birileri tarafından bize altın tepsi içinde sunulmadı. Hani Gazi Mustafa Kemal diyor ya, cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir diyor. Neden? Artık hiçbir vatandaş padişahın kulu kölesi olmayacak. Özgür cumhuriyetin bireyi olacak diyor. Özgür cumhuriyetin bireyi. Bunu demokrasiyle taşlandıracağız. Bize mirastır, bize vasiyettir bu. Bir ülkede demokrasi yoksa bir kişinin sözü geçer. Bir kişinin hukuk anlayışı geçer. Bir kişinin düşüncesi topluma dayatılır. O nedenle demokraside çok seslilik esastır. Kimsenin özel bir ayrıcalığının olmadığı, hiçbir gruba, sınıfa, aileye imtiyazın tanınmadığı bir rejimin adıdır demokrasi. Demokrasi aynı zamanda anayasaya ve ettiğimiz yemine bağlılık demektir. Anayasa ve ettiğin yemine bağlı değilsen demokrat sayılamazsın sen. Darbe yapanlar suç işlediler mi? Suç işlediler. Yargılanacaklar mı? Elbette yargılanacaklar. Ama hukuk içinde kalınarak bu yargılamaların yapılması lazım. Askerlik yapan herkes şunu çok iyi bilir. Komutan talimat verir, siz itiraz edemezsiniz. Gereğini yapmak zorundasınız. Talimat verilmiş, dışarı çıkmışlar. Siz eri ve erbaşı linç edemezsiniz. Öldüremezsiniz. Ne günahı var onun? Bırakıyorsun rütbelileri, gariban askere gidiyorsun, linç ediyorsun. Darbecilerden ne farkı var onların? Ne farkı var onların? Ne farkı var? Arkadaşlarıma talimat verdim. Kesinlikle bu aileleri bulun. Bu ailelere sahip çıkacağız. O ailelerin çocuklarına sahip çıkacağız. Sayın Başbakan'dan da istirham ettim. Linç girişimine katılanlara kesinlikle izin vermeyin, yakalayın ve onları da adaletin önüne çıkarın. Böyle bir şey olabilir mi? Ayrıca bir şeyden de özenle kaçınmamız lazım. Ordu düşmanlığı. Orduya biz peygamber ocağı diyoruz. Peygamber ocağı diyoruz. Bir grup cuntacı orada var diye bütün bu orduyu hedef tahtasına koymak asla doğru değil. Bu bağlamda hepimizin sağduyuyla hareket etmesi lazım. Özellikle ülkeyi yönetenlerin. Kışkırtıcı beyanlardan özellikle kaçınılması lazım. Birisi kalkıp diyor ki vatandaşa silah vereceğiz. Ne demek? Olur mu böyle şey arkadaşlar? Biz kendi ülkemizin güvenliğini sağlayamıyor muyuz? Demokrasi içinde kalarak, hukukun üstünlüğü içinde kalarak kararları almalıyız. Sağduyuyla almalıyız. Hukukun dışına çıktığımız zaman şu soruya muhatap oluruz. Sizin darbecilerden ne farkınız var? Onlar da yasa dışı işlem yapıyordu. Siz de yasa dışı işlem yapıyorsunuz. Yasalara sadık kalmak devlete saygınlık kazandırır.